Merhaba, bugün begonyalarla ilgili konuşacağız. Genel bir bakım bilgisi vereceğim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Işık istekleri, nem istekleri, sulamaları nasıl yapılmalı? Bunlarla ilgili sizlerle konuşacağız ve Instagram'da sizlerden sorular istedim. Onları da elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Ama eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilerine bakıp sizlere edindiğimiz tecrübeleri ve yaptığımız araştırmaları anlatıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Sizden ufak bir rica, eğer abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil işaretine basmayı unutmayın. Evet, şimdi begonyaların çok fazla türü varmış. Yaptığım araştırmalardan bunu öğrendim. İlki Rex begonya, yaprakları çok güzeldir. Bu arada türlerin ayrımı kısmında bazen aklım karışabiliyor, bilginiz olsun. Bunun bir Rex begonya olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sanırım bu arkadaş da bir Rex begonya ve yaprakları gerçekten çok güzeller. Başta ben de böyle begonya mı, üf ne begonyası ya demiştim. Bir arkadaşım öyle demiş, neyini seviyorlar bunun diye. Ama bu sevilmez mi? Şunun güzelliğine bakın. Şimdi Rex begonyaların güzel yanı şu, çok hoşuma gitti. Bir tane begonya Rex Culturum'dan diğer bütün Rex'ler üretilmiş. O yüzden de böyle net bir isimleri yok. Bazen botanik isimler verilmemiş. Bu türün özelliği hani akça ağaç yaprağına benziyor yaprakları. Daha renkli oluyor, daha şekilli, şukullu oluyor. Böyle bir daha güzel oluyor ama bakımı sanırım birazcık daha zor. Diğer begonya ise baston begonya olarak kendim Türkçe'ye çevirdim. Cane begonya diyor İngilizcesi. Cane begonya sanırım baston begonya. Yani böyle bir sap üzerinden çıkan bu begonya makulatalar, gördüğünüz gibi begonya, işte tamata mıydı yazacağım birazdan bu arkadaşı, gördüğünüz gibi böyle bir dal üzerinden çıkan ve baston gibi yukarıya doğru daha fazla uzayan begonya türleri ise baston begonyalar olarak geçiyormuş ve bence bakımları, çoğaltması filan daha kolay. Daha başka türler de var ama onlara çok fazla girmek istemiyorum çünkü tahminimce elimde yok. Rizomlu begonyalar, işte bilmem ne begonyalar filan şeklinde bir sürü aslında alt türe ayrılıyor. Benim bildiğim begonya genelde peyzajda kullandığımız, bahçelerde kullanılan klasik, hani muhtemelen görmüşsünüzdür o begonyalardı. Açıkçası hani son birkaç seneye kadar bu kadar güzel begonya çeşitleri olduğunu ben bilmiyordum. Aynı zamanda bu baston begonyalara melek kanadı da deniliyor. Çünkü hani gördüğünüz gibi yaprakları çıktığında bir adet melek kanadı şeklinde çıkıyor. Arka desenleri de, renkleri de çok güzel. Şimdi bakım anlatımlarına geçelim. Bakım kısmına geçmeden önce zehirli oldukları ile ilgili uyarı vermek istiyorum. Kedilere, köpeklere ve atlara zehirliymiş. Bununla ilgili dikkat edin. Eğer evinizde atınız varsa bu bitkiyi yemesin lütfen. Şimdi sulama kısmıyla başlamak istiyorum. Çünkü bence en çok sorunu yaşadığımız her bitkide olduğu için begonyalarda da bu sulama kısmı. Size bir şey göstermek istiyorum. Begonyaların gövdeleri çok hassas, çok ince, çok su tutan bir yapıya sahip. Gördüğünüzde zaten anlarsınız. Ayrıca gövdeler böyleyse kökler de öyledir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Genelde bu durumdadır. Peperomiyalar da aynı şekilde, ripsaisler de aynı şekilde çok ince kök yapısına sahipler. Bu da demek oluyor ki sulama kısmı bizim için ekstra önem kazanıyor. Yani hem çürümeye çok yatkın hem de kök kurumasına çok yatkın bu bitkiler. O yüzden sulama kısmında dikkat edeceğiz. Ben iki türü de nasıl suluyorum? Alttan suluyorum, üstten sulamamaya dikkat ediyorum. Gövdeleri çok ince ve hassas olduğu için çok kolay kök çürümesi ve gövde çürümesine yakalanabiliyorlar. Şimdi saksı boyutuna göre ben de sulama şekli değişiyor. Nasıl? Bu saksım büyük olduğu için benim kurumaya yakın suluyorum. Zaten bitkim suyunu yeterli bir şekilde alıyor. Ama böyle küçük saksılarda ise üst kısım kuruduktan sonra, yaklaşık yarıya geldikten sonra sulamaya özen gösteriyorum. Ama genelde unutuyorum. Bu yüzden suçluyum. Hassas köklü bitkilerde ciddi anlamda sulama kısmında ben çok korkuyorum. Misal yaz dönemindeyizdir. Hava çok sıcaktır. Topraklarımız daha hızlı kuruyordur ve bitki büyüme dönemindedir. O yüzden daha fazla suyu alıyordur. O zaman küçük saksılarda üst kısmının bir kısmı kuruduktan sonra evet sulama yapabilirsiniz. Ama şimdi kış aylarına giriyoruz. Kış aylarında bitki büyümesi yavaşlayacak. Toprak yavaş bir şekilde kuruyacağından dolayı kurumasına yakın bir şekilde sulama yapmanızı ben tavsiye ederim. Kök çürümesi olmayacak.
olmasın, yapraklarda gördüğünüz kurumaları falan boş verin, bitkimiz yaşasın, gerisi bence önemli değil. Şimdi burada bir tane soru gelmiş. Yıllardır kaç tane begonya edindim, hepsi öldü. Suda güzel yaşıyorlar ama bir süre sonra onlar da çürüyor. Evet, çürür. Dediğim gibi gövdeleri çok hassas olduğu için çok uzun süre bence suya dayanabilecek bir bitki türü değil. O yüzden suda bakan var mı bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazabilir ama ben buna çok uygun bir bitki türü olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca kökleri de çok ince olduğu için suda da risk yaşar. Bu arada sulama ile ilgili bir minik uyarı daha. Eğer yapraklarda sorunlar yaşıyorsanız begonyalarda doğa çiçekleri gibi filtrelenmiş temiz suyu tercih ediyorlar. Hani musluk suyuyla suluyorsunuzdur ve yapraklarda kuruma vesaire yaşıyorsunuzdur. Bunu bir değiştirin, bir gözlemleyin. Bakalım bitkimizin yaprak sorunlarında düzelme olacak mı? Yani düzelme derken kuruyan kısım düzelmez de yeni çıkan yapraklar sorunsuz bir şekilde büyüyecekler mi? Işık kısmına gelirsek eğer aydınlık ortamı, filtreli güzel ışığı seviyorlar. Yani normalde orman altı bitkileri olsa da şimdi dış mekandaki, yani ormandaki orman altı ışık seviyesiyle bizim evimizdeki aydınlık ortam seviyesini eşit olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünün, ormanda, orman altında çok gölgede, ben o zaman niye fazla aydınlığa koyuyorum evde? Çünkü bizim camlarımız var. Eğer dışarıda bakacaksanız da bu kısımda dikkat edin. Bangır bangır böyle güneşin ortasına koymayın. Yaprakları çok hassas, yakarsınız. Ama evinizde güzel aydınlık, direkt güneş ışığı değil, aydınlık bir ortamda bakmanızı tavsiye ederim. Ama eğer yaprak uçlarında kurumalar görüyorsanız, bazı yaprak sorunları görüyorsanız, bu fazla ışıktan da kaynaklı olabilir. Sulamanızın çok düzenli olduğunu düşünüyoruz. Misal işte filtreli su kullanıyoruz. Düzenli sulama yapıyorum. Tamamen köklerin kurumasına izin vermiyorum. Toprağı nemli tutuyorum. O zaman fazla ışık aldığını düşünüp birazcık uzaklaştırabilirsiniz cam kenarından. Ya da çok karanlıktaysa da bazen böyle sorunlar yaşayabilir. Cama yaklaştırıp deneme yanılma yöntemini deneyebilirsiniz. Sıcaklık olarak 18-24 derece arası seçiyorlarmış. Yani evimizde biz mutluysak begonyalar da mutlu olacak. Bir tane soru gelmişti. Balkon mu uygun yoksa ev iç ortam mı diye. Şimdi bunlar tropikal bitkiler olduğu için 18 derecenin altına eğer mevsimsel olarak şehriniz iniyorsa içeriye alın. Ama yazın dışarı çıkarabilirsiniz. Bu kısımda da eğer çok fazla bitkiniz varsa bitki içeri dışarı kısmında riskli olabilir. Bununla da ilgili uyarmış olayım. Hani bitki zararlısını eve getirip diğer bitkilerinize bulaştırmayın. Bu konuya dikkat edin. Benim verandam olduğu için dışarı çıkan hiçbir bitki eve geri giremez. Öyle bir şey yok. Çünkü toprağına her türlü şey girmiş olabilir. Eve yaymak istemiyorum onları. Ama yazın balkonda, gölge bir alanda, hani güneşin direkt gelmediği bir alanda, kışın da ev içinde gene aydınlık bir ortamda bakımını sürdürebilirsiniz. Bu arada dikkat, eğer içeride bakıyorsunuz ve hani camlarınızın altında aralık var, böyle soğuk cereyanlar geliyor ya da sıcak havalarda sıcak esintiler geliyor. Bu da yapraklarla ilgili sorunlara yol açabilir. Hava akımı olması gerekiyor begonyalarda. Çünkü hop şöyle göstereyim. Şimdi bu çok kompakt bir begonya. Toprağın üstünden hemen yapraklar çıkmış durumda ve bu hava akımı almazsa, dediğim gibi yaprakları çok hassas olduğu için çok rahat bir şekilde küflenme vesaire gibi sorunları yaşayabilir. O yüzden olabildiğince hava akımının olduğu ama sıcak soğuk ceryanın olmadığı yerlerde bakmaya özen gösterin. Toprağının tabii ki nemli kalmasını istiyor ama ıslak kalmasını istemeyen türlerden bu arkadaşlar da. O yüzden olabildiğince drenajlı, balçık gibi olmayan, suyu koyduğunuzda güzelce suyun süzüleceği ama nemin de toprağın içerisinde hapsolacağı bir toprak karışımına dikim yapmanız gerekiyor. Bir ufak uyarı daha bu toprakla ilgili. Dediğim gibi kökleri aşırı hassas olan bitkileri lütfen evinize ilk geldiği anda toprak saksı değişimi yapmayın. Bu bütün bitkiler için geçerli ama begonya gibi, işte peperomia gibi, ripsalis gibi hassas köklü bitkiler için keza doğalar da öyle. Ekstra önem kazanıyor çünkü çok 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 ince kökleri var. İllaki zarar vereceksiniz. Hiçbir şekilde bulaşmayın.
hangi saksıda geldiyse, hangi toprakta geldiyse, siz mutlu değilseniz bile bitki orada mutlu. O zaman toprağına, köklerine bulaşmayın. Nem kısmına geldik. Evet, bence benim gözlemlediğim kadarıyla baston begonyalar nem konusunda çok hassas değil. Rex'ler olabilir. Yani sizin taktığınız kadar ben yaprak sorunlarını kafaya takmıyorum bitkilerde. Ama sulama, ısı, işte toprak karışım vesaire, her şey evet çok düzenli gidiyor ve yapraklarda sorun yaşıyorsanız nem kısmı etkili olabilir. Ama bunun da sorun yaratması için evinizin %20, %30'larda filan olması gerekiyor. Eğer ev neminiz bu şekildeyse evet yaprak sorunları yaşayabilirsiniz. Ama onun dışında çok ekstrem böyle sorun yaratan bir seçici bir nem koşulu istediğini ben düşünmüyorum. %20, %30'sa evinizin nemi zaten bu sizin için de sıkıntı olacaktır. Yine aynı uyarı yapacağım. Asla 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 fıs fıs yapmayın bitkilerinize. Hele ki hava akımı yoksa. Pencere açmak hava akımı yaratmak değildir. Eğer düzenli olarak böyle bir evinizde esinti yaratmıyorsa lütfen hava akımı videosunu izleyin, takip edin. Önemli bir konu. Çok fazla bitkiniz olmasa bile değer verdiğiniz birkaç tane bitki olduğunda bu ufak hava akımını sağlamanızı ben tavsiye ederim. Hele ki hava akımını sağlayamıyorsanız hiçbir şekilde fıs fıs yapmayın. Nem için asla fıs fıs yapmayın. Birkaç dakika evet bitki çevresindeki nemi arttırırsınız ama o kadar ve bu gene sorun yaşar. Hava çok kurudur. Fıs fıs yaptığınız yaprakların üzerinde damlacıklar çok uzun süre kaldı. Alın size mantar, bakteriyel enfeksiyon sorunları. Bundan kaynaklı nemi mi arttırmak istiyorsunuz? Çok az bir bitkiniz var. Nem cihazı almak istemiyor musunuz? O zaman bitkinin altına bir tane tepsi koyun. İçini çakıl taşlarıyla doldurun. İçini su doldurun. Saksınız suya değmesin. Hafif hafif buharlaşma sonucunda bitki istediği neme bir şekilde ulaşacaktır. Saksı değişimi kısmına geldik. Her zaman söylediğimiz gibi bir boy büyük saksıya, eğer kökleri tamamen saksıyı doldurduysa, bunu size bitkiniz söyleyecektir. Rahatsızlığını size belli edecektir. Hafifçe saksından çıkardınız, baktınız kökler böyle çok güzel bir şekilde saksıyı doldurmuş. O zaman çıkarıyoruz. Köklerini çok fazla rahatsız etmeden bir boy büyük saksıya dikimini yapıp, sulamasını yapıp gene aynı yerde bakımına devam ediyoruz. Çoğaltma kısmı, çoğaltma kolay. Yani baston begonyayı, makulatayı mı? Yok. Bu mu bebekti ya? Hayır, çok pardon. Bu anne bitkim, bebek bitkim dışarıda. Kestim, suya koydum. Gayet güzel bir şekilde köklendi. Sonra çok komik. Bu benim kestiğim bitki. Şöyle göstereyim. Budamayı nereden yaptığımı zaten görebilirsiniz. Şuradan kesmişim ve buradan yan dalını vermiş ve çoğalmaya başlamış. Bu dalda budama yaptıktan sonra bana buradaki yan dalı verdi bitki. Yani şeyden daha güzel oldu neredeyse benim ana gövdemden. Bunları dediğim gibi budayın. Budarken şeye dikkat edin ama ben öyle yapmadığım için kötü çıkmış. Gördüğünüz gibi bu şurayı almam lazım aslında benim kurumuş. Bunu misal budayacaksanız şuradan göstereyim. Yaprağı yakın kısımdan, şu kısımdan kestikten sonra suya koyabilirsiniz. Bir süre sonra, çok uzun da sürmüyor köklenmesi. Yapraktan da çoğaltılabiliyor. Hatta bir bakayım. Bir dakika. Daha hiç bakmadım. Budama videosunda sizinle beraber bu begonya rexlerden yaprak kesmiştim. Evet. Kestim. Normal bir şekilde suya koydum ve gördüğünüz gibi yapraktan da köklenmiş durumda. Hatta başka da var. Bakayım onlar da köklenmiş mi? Hocam siz hepiniz kök mü verdiniz ya? Böyle kuruyan hasarlı yaprakları budadıktan sonra ben genelde suya koyuyorum ve illaki bir şekilde hepsini, koyduklarımın hepsi şu an köklenmiş. Ama çok uzun süre suda tutmayın bence. Ben bunları biraz daha beklemem gerekiyor bence. Gördüğünüz gibi hepsi köklenmiş. Bir tane takipçim hani ne zaman toprağı nasıl alacağız filan demişti. Bence bu şu an alınabilir ama kökler çok hassas, nasıl alınır bilmiyorum. Ben de deneyeceğim. Yani dikkatli bir şekilde dikimini yapın. Köklere çok fazla zarar vermeden dikmeye çalışın. Peki alınabileceğini nereden anladım? Şöyle umarım görürsünüz. Ana köklerin yan kısmından küçük yan kökler çıktıktan sonra ve kökler yeterli uzunluğa geldikten sonra toprağı alabilirsiniz demektir. Bu baston begonyalarda böyle sorun olmuyor. Çok güzel yoğun bir şekilde kök çıkarıyor çünkü, ama yapraktan çoğaltmada ne yazık ki böyle
zarif kökler olabiliyor. Makulatanın çoğaltma videosunu bulabilirsem yaptığım çektiğim videoyu buraya da paylaşacağım tabii ki. Daha sonra dediğim gibi kökler yan kökler çıktı. Toprağınızı alabilirsiniz. Onun için de aşağıya koyuyorum sudan toprağa geçiş videosunu. Besin konusuna gelirsek tabii ki besin vermeniz gerekiyor. Her bitkide olduğu için begonyalarda da. Ben dediğim gibi alttan sulama yapıyorum. Besinin suyumu hazırlayıp tepsiye suyu doldurup üstüne de begonyalar koyuyorum. Buradan besinli suyu toprak ihtiyacına göre kendileri alıyorlar. Kesinlikle bir kez daha uyarıyorum. Büyüme döneminde ise eğer besin veriyorum, yoksa kesin besini normal sulamanızı yapın bitki ihtiyacına göre. Evet, sorunlar ve sorular kısmına gelirsek eğer, mantardan bahsettim. Şimdi bitki zararlısı ben hiç yaşamadım ama unlu bite yatkınlığı varmış arkadaşlarım. Bununla ilgili dikkat diyeceğim. Hani aldığınız sulama sırasında gözünüz üstünde olsun bitkinin. Bir de yani şunda tedavi kısmı çok zor olur. Bakar mısınız nasıl yoğun bir şekilde duruyor? Bu arada bu kırmızı kırmızı olanlar yeni çıkan yapraklar. Bu aşağıya düşmüş gibi gözüken ve bakın düzensiz sulama. Çünkü bu bitkiler burada olduğu için ben her seferinde unutuyorum. Düzenli sulamayı keşke yapabilsem ama bu hışırtıları çok umursamıyorum. Çünkü yeni çıkan, benim evimde çıkan yapraklar gayet sağlıklı bir şekilde çıkıyorlar. Demek ki ben ona uyacağım, o bana uymuş şekilde çok fazla takılmayın. Ama oldu da yapraklarınız bu şekilde kurudu. Ne yapabilirsiniz? Kuru kısmın içerisinden budamasını yapabilirsiniz ya da bu yaprağı işte budamasını yapıp suda çoğaltabilirsiniz ya da kesip atabilirsiniz. Geçmiş olan çiçekleri lütfen toplayın. Kurumuş olan yaprakları lütfen toplayın. Bitki zararlarına davetiyedir bunlar. Ben yapmıyorum, siz yapın. Hani benim yaptığımı yapmayın. Burada bir sürü çiçeği çıkmış, dökülmüş. Ben de toplamamışım. Aferin sana minnoş. Yapraklarda siyah noktalar, kahverengileşmeler vesaire görüyorsanız dediğim gibi fıstıktan ve hava akımının olmamasından kaynaklı olabilir. Neden çiçek açmaz diye bir soru gelmiş. Şimdi çiçekli bitkilerin çiçek açmamasının birkaç tane sebebi olabilir. Bir, yeterli ışık almıyordur. İki, düzensiz sulama yapıyor olabilirsiniz. Üç ise yeterli besin vermiyor olabilirsiniz. NPK anlatımında gene söylüyorum, aşağıya koyacağım. Sanırım fosfordu ya. Unutuyorum. Ben de bunları çiçek açmasını sağlar. O yüzden çiçekli bitkiler için uygun olan besinlerden alıp bir de oranlarına bakarak kullanırsanız düzgün bir şekilde çiçek verecektir diye düşünüyorum. Ha, benimkiler de çok fazla çiçek vermiyor. Bu arada şunu da göstermedim herhalde. Bu da tahminimce baston begonyalardan. Çünkü baston şeklinde çıkmış ve melek kanadı gibi yaprağı var. Şunun minnoşluğuna bakınız. Bir tane de şu arkadaş var. Şunu bakar mısınız ya? Ya niye sevilmez bunlar? Yani isimlerini tabii ki bilmiyorum. Bulabilirsem eğer alt kısma yazacağım bunları. Neden alır almaz hemen yapraklarını büküp kurumaya başlıyor? Adaptasyon sorunu olabilir. Eğer seradan bitkilerinizi alıyorsanız misal %70 nem var serada. Sizin evinizde ise %30 nem var. Dediğim gibi tropikal bitkiler sabit nem. Sabit ısı koşullarını severler. Bu yüzden yeni bir bitki aldığınızda sorun yaşıyorsanız ciddi anlamda bir sorun değil tabii ki. Birkaç yaprak kaybı, bu çok normaldir. Adaptasyon sorunudur. Bir de alır almaz tabii ki saksını değiştiriyorsanız gene bitkiyi büyük ihtimalle kaybedeceksinizdir. Bu kadar hassas köklü bir bitkide. Çiçekleri bitkinin enerjisini alır mı? Alokasyalarda olduğu gibi kesmeli miyiz? Hayır, bence gerek yok. Şimdi alokasyanın inflorasanslarının çıkması kaç gün sürüyor? Çok büyük. Çok fazla enerjisini çekiyor. Evet, orada budama yapmamız gerekiyor. Aroid ailesinde sadece alokasyalarda değil. Ama bunların çiçekleri minnoş minnoş çok fazla enerjisini çekeceğini zannetmiyorum. Aha bitti. Başka sorunuz varsa yorumlarda buluşalım. Sizin begonyalarınız ne durumda? Onunla da ilgili bana bilgi verin. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.